Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kadir Pazarlı. Kadir Yeni Pazarlı. Yeni Pazarlı. Çok özür dileriz. Yeni Pazarlı. Kadir abimiz. Tekirdağ Motosiklet Derneği Başkanı. Evet. Çanımıza defalarca geldiler ama biz gene her gelişinde yeni gelmiş gibi teşekkür ediyoruz. Hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Sizi ağırlamaktan memnun duyuyoruz. Sizi her zaman Çan'ın güzel ilçesi, değerli beldelerinden Terzalan'dayız. Terzalan Belediye Başkanı'nın göl başında yaptırdığı güzel bir tesiste Atatürk posteri altında değerli Tekirdağ Motosiklet Derneği Başkanı Kadir Yeni Pazarlı'yı size bir iki sorumuz olacak. Buyurun. Sayın buyurun. Başkanım. Çanımızı nasıl buldunuz? Biz Çanınızı aşağı yukarı 20 seneden beri biliyoruz. 20 sene önce Hacılar Altı'nda o zaman emin başkan olan Tekirdağ Köftecisi. Hayır. Emin başkanımızdan, Emin Görgün başkanımızdan. Emin Görgün, he. Emin Görgün, evet. Başkanımızdan Hacılar Altı'nda motosiklet sevdasında tanışmıştık. Evet. 20 seneden beri Çan'ımıza gidip geliyoruz. Çan'ı ikinci bir memleketimiz olarak görüyoruz. Bu vesileyle 5.sini düzenlediğimiz, aslında 7 sene oldu ama 2 sene pandemiden dolayı ertelenen Terzalan Festivali. Terzalan Belediye Başkanımızdan şöyle da bakar mısın? Terzalan Belediye Başkanımızdan da Muammer Dirlik arkadaşımız, Tekirdağ Vali Bey'imizin koruması olan, 20 seneden beri Tekirdağ'da olan Muammer Dirlik arkadaşımız bizi tanıştırdı. Onlar çocukluk arkadaşıymış. Ve bu sene 5.sı olan, pandemiden dolayı 2 sene ertelediğimiz Terzalan buluşması, yani Tekirdağlı motorcu dostlar Terzalan buluşması adı altında devam ediyor. İnşallah bizden sonraki gelen nesil de bu sevdayı, bu güzel vatanın insanlarını, bu Terzalan'ın, Çan'ın, çevrenin insanlarını sevdikçe, tanıdıkça, bizler çok sevdik inanın. Evet. Sevdiğimiz için geliyoruz. Yani burada yemek tabii vesaire bahane. Sizlerle hoş sohbet çok güzel. Sizlerle beraber olmak için bu sene 5.sine geldik. İnşallah bundan sonra bizden sonraki gelecek nesil de bu olayı devam ettirir. İnşallah. İnşallah bağımız hiçbir şekilde kopmaz. Yani Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa ilçesinden Çanakkale Çan Terzalan Belediyesi artık kardeş bir belediye oldu. İnşallah. Biz de bunu yeni nesillere aktararak bunun devamı gelir. İnşallah. Bizler de sizleri bekleriz. Sizler de gelin. Bizim de bekleriz. İnşallah. Memleketin her köşesi güzel. Yeter ki göz gör. Evet. Hani, gönül gözüyle bakmak lazım. Evet. Bu güzel temenni ve güzel dileklerinizi bize katılmama mümkün değil. Terzalan Belediye Başkanımız Sayın Tuncay Göymen'e, evet, Fen İşleri Müdürümüz Ufuk Tekin'e, siz güzel dostlara, değerli dostlara, Terzalan halkına, Çan halkına, evet, bütün dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Özellikle, İyi ki varsınız. Evet. Özellikle İyi ki ben de tanımışık. Kameraman arkadaşımız, gazeteci, Terzalan Gazetesi sahibi, editörü. Evet. Ahmet Kamalı bize bu görüntüleri sağladığı için ben de teşekkür ediyorum. Hakikaten dostlukların olduğu yerde kesinlikle hep güzellikler olur. Güzelliklerin olduğu yerde kesinlikle muhabbet, sohbet kesinlikle olur. Kesinlikle. Sizleri zaten bu muktasık bir çekiyor. Evet. Biz de sizlerden son derece memnunuz. Diğer büyüklerimiz, değerli büyüklerimiz dediğiniz gibi Terzalan Belediye Başkanı Tuncay Bey, az önce zikrettiğiniz değerli dostlarımıza buradan selam ediyoruz. Sizi tekrar görmek ümidiyle. İnşallah. Yalnız inşallah bu bir şey sormak buyurun istiyorum. Efendim, buyurun. Nasıl yolda gelirken araçlarının sizi koruması veya kollaması gibi biz böyle sürüş, bir... Biz hepimiz profesyonel motorcularız. Aynı zamanda Tekirdağ Motosiklet Derneği'nin çoğu üyemiz. Dernek olmanın, kulüp olmanın çok büyük avantajları var. Yani sevgili gençlerden tek ricamız, bu motosiklete binerken motosikletteki beden kaportanız. Evet. Motosiklete biniyorsanız kesinlikle ve kesinlikle kaskınızı, koruyucu ekipmanlarınızı özellikle takmanızı istiyoruz. Yani bütün gençlerden. Biz
fırsat buldukça eğitim alıyoruz. Hepimiz profesyonel motorcularız ama bilmediğimiz hala çok şey var. Sevgili gençlerden özellikle belirtmek istiyorum. Burasını özellikle yayınlayınız. Tabii. Kassız motora binmesinler. Yani bakkala gidiyorum dese kaskı başında olsun. Çünkü otomobil etkenimiz var. Kendimizin etkeni var. Çukur etkenimiz var yollarda. Tansiyon vesaire hastalık olsa ilk uğrayacağımız yer başımız. Evet. İlk başımız giderse hiçbir uğurumuz çalışmaz. Aynen. O yüzden gençlerden rica ettiğimiz tek şey kassız motora, eğitimsiz motora binmesinler. Bunu sizden rica ediyorum. Özellikle bu kısmını yayınlarsanız. Ben de buna ek olarak hakikaten temas edilmesi gereken, evet, nokta atışı dediğimiz tabirle, evet, kask hayatımızı... Kask ayak turkları, bu kadar basit. Evet, yani kask... Araçta emniyet kemeri varsa motosiklette de kaskımız var. Kasksız kesinlikle. Lütfen sevgili gençler, sizden rica ediyoruz. Uzun süre motosiklete binmek istiyorsanız ilk önce eğitim alın. İlk önce kaskınızı takın. Ondan sonra koruma ekipmanlarınızdan bilin. Motosiklette kask önemli. Kaporta sizlersiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve eğitimsiz bir şekilde, kassız bir şekilde kesinlikle ve kesinlikle motosiklete binmeyiniz. Teşekkür ederiz röportajınız için. Ben de değerli Kadir abimize, bize bu röportajı sunduğu için, bizi bu röportajı çeken değerli basın arkadaşım Ahmet Kamalı'ya, ben Ersen Öner, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi kasksız, aynen, arabada emniyet kemersiz, motosiklette kasksız binilmez. Bay bay diyelim. Bay bay, görüşürüz.